Geçtiğimiz günlerde Amerika'dayken sevgili Batu Bozkan'la konuşuyorduk. Batu bana dedi ki Final Fantasy 14'ün hikayesini anlatsana. Ben de dedim ki onda o kadar büyük bir hikaye var mıydı ya dedim. Batu dedi ki olmaz mı? Var. Ben döndükten sonra Final Fantasy 14'ün hikayesine biraz bakınayım derken abo neler neler gördüm. Ego, kibir, düşüş, tutunuş yani olaylı bir oyun yapım sürecinin hikayesiyle karşılaştım. Bu olayı anlatan bir sürü hikaye, makale, video olsa da yine en güzel iş Noclip abimiz Danny'in yaptığı iş olmuş. Çünkü kendisi bizzat olayın içerisindeki yapımcılarla konuşmuş, onların ağzından hikayeyi bizlere aktarmış. Ama çok kafa ütüledim. Daha fazla kafa ütülemeden Final Fantasy 14'ün şu olaylı hikayesine bir bakalım. Bu arada videoya girmeden önce şunu söyleyeyim. Bizim mobil oyunumuz vardı ya Jump and Goal diye. Ona bir update yaptık. Oyun zamanında zor geldiyse tekrar bir deneyip bakmanızı tavsiye ederim. Bayağı büyük bir update oldu. Yani yapıyı değiştirdik en azından. Bir kontrol ederseniz sevinirim. Reklamlar. Bölüm 1. Bu oyunun olayı nedir? Final Fantasy'yi daha çok hikaye odaklı Japon RPG serisi olarak bilsek de kendisi online oyunlarıyla da oyun sektöründe yer alan bir marka. Türkiye'de çok popüler olmasa da dünyada ses getiren bir seri. Oyunu yapan firma Square Enix'in markalar arasında en önemlisi Final Fantasy. Tabii bu popülerliğini tek kişilik RPG oyunlarına borçlu. Ancak dediğim gibi online alanda da iyi işler yapmış bir marka bu. Hatta bu alanda bazı miyeng taşlarına bile imza attı. Misal 2002 yılında çıkan MMORPG türündeki Final Fantasy 11 daha yeni yeni online altyapı kazanan PlayStation 2'de boy göstermeyi başardı. PlayStation 2'de MMORPG diyorum. World of Warcraft gibi yani. Sene 2002 siz düşünün. Bunun yanında üstüne üstlük Final Fantasy 11 PC ve PlayStation 2 arasında cross platform desteği de sunuyordu. Yani PC ve PlayStation 2 oyuncuları Final Fantasy 11'i yan yana oynayabiliyorlardı. Bunu yapan ilk oyun olarak da tarihe geçen bir oyun oldu Final Fantasy 11. Aynı zamanda kendisi Xbox 360'a çıkan ilk MMORPG oyunu olma özelliğini de taşıyor. Tabii bu başarıların yanında oyun kalitesiyle de adından söz ettiren bir yapımdı. Bu detayları veriyorum çünkü Final Fantasy 11 serisine aşina değilseniz bunları bilin ki oyunun ağırlığını hissedin. Çoklu oyunculuğun konsollarda daha da yaygınlaştığı PlayStation 3 nesline geldiğimizde ise serinin arkasındaki firma olan Square Enix tahmin edersiniz ki bir MMO Final Fantasy oyunu daha yapmak istedi. Bu oyunun adı da Final Fantasy 14 olacaktı. Oyunun yapımına da 2005 yılında başlandı. Bir önceki MMO oyunu olan Final Fantasy 11 başarılı bir yapım olduğu için o oyunu hayata getiren iki abimizi Final Fantasy 14'ün başına koydular. O zaman da yapılacak en mantıklı hareket gibi gözükse de ilerleyen zamanlarda pek öyle olmadığı anlaşılacaktı. Çünkü Final Fantasy 14'ün geliştirme süreci maalesef istenildiği gibi gitmeyecekti. Bölüm 2. Final Fantasy 14'ü yapamamak. Final Fantasy 14'ün yapım sürecindeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi oyunu tasarlayan kişilerin kodu da yazacak olmasıydı. Yani bu insanlar özlerinde programcı değillerdi. Oyunun gidişatını, oyuncunun neler yapacağını, görevlerin şemasını belirleyen yani oyunun ana hatlarını çizen insanlardı onlar. Fakat kod yazma işi onların işi değildi aslında. Kod yazma işi bunlardan daha farklı bir iştir. Siz de biliyorsunuz. Bu tasarımcılar da temelde mühendis olmadıkları için oyunun iskeleti yazılımsal olarak düzgün kurulamadı. MMO oyunlarında hatta MMO'yu bırakın online odaklı herhangi bir oyunda yapılması gereken en önemli işlerden bir tanesi bu iskeletin düzgün kurulmasıdır. Çünkü bu iskelet bir yerden çatlak verdi mi tüm oyun oynanmaz hale gelebilir ve oyuncu da çabucak soğuyup gider. Final Fantasy 14'ün geliştirme aşamasında yapılan hatalardan en büyüğü ve ilki buydu. Fakat o dönem çalışanlara bu durumu soracak olsaydınız size katılmazlardı büyük ihtimalle. Çünkü çalışanların pek çoğuna göre oyunun yapımı çok güzel gidiyordu. Herkes işini layıkıyla yapıyordu, ortalıkta önemli görülen bir sorun yoktu. Ama sonuca gelindiğinde herkes işini iyi yapmasına rağmen tüm bu işler birleşince ortaya çıkan sonuç bir felaketti. Peki neden felaketti? Söyleyeyim. Dövüş sistemi karışıktı. Zıplama ve otomatik saldırı gibi her MMORPG'de gördüğümüz mekanikler yoktu. Arayüz karmaşıktı. Çevre tasarımları sürekli tekrar ediyordu. Çeşitli olmayan görev yapısı ve oynanışa rağmen oyunda bir içerik kıtlığı da vardı. Kısacası biraz önce dediğim gibi Final Fantasy 14 bir felakete dönüşmüştü ve insanlar bunu fark etmeye başladığında iş işten çoktan geçmişti. Beta sürecinde oyunu test eden insanlar da vardı ve bazıları oyun çıkmadan önce bu sorunlar düzelir diye düşünüyordu. Fakat çok fazla sorun çok az zaman kalmıştı. Sonuç olarak da sorunlar çözülemedi. Ve Final Fantasy 14 tüm hatalarına rağmen 30 Eylül 2010 yılında piyasaya sürüldü. Daha önceden bilinen tüm problemlerin üstüne bir de oyun çıktığı gibi sunucu sorunları eklenince çöküş bir çığ gibi büyüdü. Hem eleştirmenler hem de oyuncular Final Fantasy 14'ü yerin dibine soktu. Adam akıllı oynanamıyordu, sunucular çöküyordu, oynandığı zaman yeterli çeşitlilik yoktu, arayüz karma karışıktı ya, bayağı felaketti oyun. Final Fantasy serisi her oyunuyla belli bir kaliteyi yakalamış, belli bir kaliteyi sunmuş bir seridir. Final Fantasy 14 o yüzden bu kalitesizliğiyle bayağı şaşırttı oyuncuları. Marka için en kötü işlerden biriydi. Peki ne oldu da bu kadar kötü bir oyun ortaya çıktı? Sadece az önce saydığım şeyler miydi oyunu kötü yapan sebepler? Bu insanlar Final Fantasy 11 gibi devrimsel bir oyun yapmamışlar mıydı daha önce? Nasıl onun üzerine bu kadar kötü bir iş çıkarabildiler ki? Nasıl biliyor musunuz ablalar abiler? Kibir. Final Fantasy 14'ü yapan ekip kibirlerine yenik düştü. FF11 zamanları Square Enix PlayStation 2 döneminin en gözde oyun firmalarından biriydi, kabul. O yüzden firma kendi içinde en iyi grafikli oyunlar bizden çıkar, en iyi JRPG'leri biz yaparız havasındaydı. Bu havadan da uzun bir süre kurtulamadılar.
Bu da doğal olarak onlara bir kibir getirdi. Bu kibrin getirdiği saçma şeylerden en büyüğü ise çalışanların neredeyse hiçbirinin rakiplerinin ne yaptığı hakkında bir fikrinin olmamasıydı. Zaten biz bir numarayız ya, rakipleri kim ne yapsın abi? Bakın hemen hemen hiç kimse, yani çalışanlar arasından hiç kimse dünyanın en popüler MMORPG'si olan World of Warcraft'ı oynamamış ve içinde ne olduğunu bilincinde değildi. Bak MMO yapıyorsun ve sektörün en önemli MMO oyunu olan World of Warcraft hakkında bir fikrin yok. Oha! Merak edip açmamışsınız bile. Bu kadar da değil yani ya. Herhangi bir alanda ürünü ortaya koyuyorsanız en başta yapmanız gerekenlerden birisi rakibinizin ne yaptığına bakmaktır. Hani o türü temsil eden oyunların neler yaptığına bakarsınız. Nedir, ne değildir, yani bu çok doğal bir süreçtir. Neyi örnek alabiliriz, neyi geliştirebiliriz, neyi daha iyi, neyi daha farklı yapabiliriz diye düşünmek gerekir yani. Ancak Final Fantasy 14'te bunların hiçbiri yaşanmadı. Çünkü biz Final Fantasy 11 yaptık abi, en iyisini biz biliriz havası vardı firmada. Fakat Final Fantasy 11 çıkalı çok uzun yıllar geçmişti. Sektördeki dinamikler çoktan değişmişti ve gelişmişti. Ancak Square Enix'in dinamikleri değişmemişti. Onlar hala da Final Fantasy 11 kafasında bir oyun yapmaya çalışıyorlardı. Kısa dönüşte çağ dışı kalmışlardı ve en kötüsü oyun çıkana kadar da çağ dışı kaldıklarını fark etmemişlerdi. Bölüm 3, şimdi ne yapılacak? Oyun çıktıktan sonra felakete dönüşmüştü ama bunun bir de çıkış sonrası süreci var. Siz de bilirsiniz ki MMO oyunlarının çıkışı sadece başlangıcı oluyor. Oyuncuları sürekli işaret tutmak için oyun üzerine çalışmak gerekiyor. Final Fantasy 14 için durum böyle değildi tabi. Oyunu geliştirmekten çok daha fazlasının yapılması gerekiyordu. Square Enix yönetimi Final Fantasy 14 toparlamak için gerçek anlamda radikal değişiklikler gerektiğini fark etti. Öyle yamalayalım da bitsin bu iş falan süreci değildi bu iş. Yaptıkları ilk işlerden biri de oyunun başındaki iki abiden birini kovmak, diğerini de baş tasarımcı rolüne düşürmek oldu. Yani yönetmenlik koltuğunu boşalttılar. Ardından o koltuğa Square Enix çatısı altında yepyeni bir oyun üzerine çalışan Naoki Yoshida getirildi. Yoshida çalıştığı projeden alınmasına üzülse de Final Fantasy gibi büyük bir markaya geçtiğinden dolayı heyecanlıydı da. Bu heyecan geliştirici ekipteki insanlardan bazılarına da sıçradı. Yoshida ile daha önce çalışmışlardı ve ne yapabileceğini biliyorlardı. Tanımayan kişiler ise umutsuzdu. Çünkü Final Fantasy 14'ün gelişim süreci zaten felaket geçmişti. Tam o felaket bitti, artık başka şeylere bakabiliriz diye düşünürlerken hop tekrar aynı felaketin içine girmek istemiyorlardı. Sonuçta aynı felaketin içine girseler bile bu emeğin karşılığını alacağı da belirsizdi. Düşünsene abi, şirkette çalışıyorsun bir tane böyle 3 yıl boyunca bir şey çalışıyorsun böyle 4 yıl belki de 5 yıl boyunca. Yani ağırları çalışıyorsun ama böyle iğrenç geçiyor belki ama bitiyor en sonunda. Bitiyor, teslim ediyorsun işi ya, bitmiş iş artık. Sonra biri geliyor diyor ki bitmedi. Bir daha. Çalışan olarak derse ki ya gene aynı şeyi yapamazsak, ya gene boktan bir şey çıkarsa. Tüm bunlara rağmen Yoshida yönetmenlik koltuğuna geçtikten sonraki birkaç hafta boyunca Final Fantasy 14'ü nasıl düzeltebiliriz diye araştırma yaptı. Sektördeki diğer oyunlara baktığı gelecek için bir plan çizip uygulanabilirliğini ölçtü. Araştırma sürecinin sonunda geri döndüğünde ise Square Enix yönetimine iki plan sundu. Az maliyetli birinci plan. Bu planda oyun uzun süre boyunca yamalanacaktı. Ancak temel sistemler değiştirilmeyecek, o yüzden de Final Fantasy 14 hiçbir zaman hayranların beklentisini karşılayacak noktaya gelemeyecekti. Ama en azından fena olmayan bir oyun olacaktı. Çok para gerektiren ikinci plan. Yine ilk plandaki gibi oyun uzun süre boyunca yamalanacaktı ama aynı esnada yepyeni ve kaliteli bir Final Fantasy 14 için çalışılacaktı. Yani mevcut oyun yamalanırken arka tarafta yeni bir oyun yapılacaktı. Yeni oyun yapılacak yani, düşün, bir oyunu yamalayacağım, diğer taraftan yeni oyun yapacağım. Yoshida'nın önerdiği az maliyetli olan ilk plan her oyun firmasının ilk aklına gelen ve muhtemelen de tercih edeceği plan olur. Final Fantasy 14'ü bu yöntemle tamamen kurtarmak mümkün değildi. Ama daha ucuz ve kısa vadeli bir yöntemdi. Yoshida'nın asıl yapmak istediği ve önerdiği maliyetli olan ikinci plansa daha önce işine rastlanmamış bir şeydi. Bir yandan ana oyunu yamalarken diğer yandan baştan başlayarak yepyeni bir oyun yapmak pek akla yatan bir fikir de değil. Fakat Square Enix yetkileri ilk plandan ziyade ikinci plana gitmek istedi. Çünkü Final Fantasy serisi öyle bunu yamalayıp toparlarız ya olduğu kadar artık diye kestirip atabileceğiniz bir seri değil. Kısa vadede yüklü bir para kaybı yaşayacaklarını bilseler bile ikinci planı tercih etmek istediler. Yani bundan sonraki süreçte hem oyun yamalanacak hem de yeni bir Final Fantasy 14 yapılacaktı. Tabi Yoshida gelip bunu çalışanlara söylediği zaman yeni bir Final Fantasy 14 yapıyoruz diye çalışanların çok da heyecanlanmadığını tahmin edebilirsiniz. En azından bir kısmının. Kimse kötü bir oyun yapmak istemez ama tekrardan bir oyun yapıyor olmak ve bununla ilgili birkaç yıl daha uğraşacak olmak bir çalışan için büyük büyük yani. 8-9 yıl aynı oyun içerisinde boğulduğunu düşün. Zor bir şey. Bundan sonraki süreçte ise geliştirici ekibin önündeki en büyük sorun zamandı. Oyun şimdilik sadece PC'ye çıksa da PlayStation 3'e çıkacağının sözü verilmişti bir kere. Bu yüzden de yeni Final Fantasy 14'ün PlayStation 4'ün çıkışından önce hazır olması gerekiyordu. Bu da yaklaşık 2,5 yıllık bir süreç demekti. Bir MMO oyununun aşağı yukarı 5 senede yapıldığını düşünürseniz imkansıza yakın bir süreç vardı geliştirici ekibin önünde. Ama kollar sıvandı ve haldır uldur çalışılmaya başlandı. Plan uygulamak adına ekip ikiye ayrıldı. İlk ekip şu anki Final Fantasy 14'ü yamalarken ikinci ekip yeni Final Fantasy 14 için çalışmaya koyuldu. Yama yapan ekip ilk olarak oyunu oynayan toplulukla iletişim arttırdı. Aldıkları geri bildirimler sonrasında yapacakları değişiklikleri de net bir şekilde paylaştılar.
Yani açık bir iletişime geçtiler. Bu hataların düzeltilmesinin yanında da oyun sistemlerini olabildiğince değiştirmeye çalıştılar. Adım adım giden ekibin öncelikli hedefi arayüzü eli yüz düzgün bir hale getirmekti. Çünkü orijinal arayüz baya baya leşti. Ardından mevcut oyunun dövüş sistemi elden geçirilecek ve son olarak içerik kıtlığı giderilecekti. Orijinal Final Fantasy 14 üzerine titizlikle yama yapılmasının sebebi aşikar. Çünkü arkada yapılan oyunun çıkmasına daha 3 yıl var. Siz 3 yıl boyunca aman orijinal oyunu boş verin ya diyemezsiniz. Bir şey yapmanız lazım ki oyuncular orada durmaya devam etsin. Yoksa 3 yıl sonra Final Fantasy 14 versiyon 2'yi çıkarttığınızda kimse dönüp bakmaz bile size. Bu arada bu arka tarafta geliştirilen oyun aslında yeni bir oyun olarak piyasaya çıkmayacaktı. Adı falan değişecekti ama mevcut Final Fantasy 14 oyunun evrenini sıfırlayacaktı. Oyuncular bir daha Final Fantasy 14'e girdikleri zaman bu evreni görmüş olacaklardı. Yani öyle yepyeni bir oyun falan değil. Aslında Final Fantasy 14 markası aynı oyun. Bir daha bir satın alma işlemi falan yok yani. Aynı oyunu daha iyisini oynamış oluyorsun. Bu dediğim yeni versiyonu yapan ekibin ise işi daha zorluydu. 5 yıl yerine 2,5 yıllık bir zamanda baştan oyun yapmaları gerekiyordu. Bu sebeple yeni yönetmenimiz Yoshida istemeden de olsa sıkı bir çalışma ortamı hazırlamak zorunda kaldı. Çalışanların neyi ne kadar sürede yapabileceğini hesaplamakla işe başladı. Her bir çalışanına bir görev verdi ve o görevi ne kadar sürede yaptıklarına bakarak 2,5 yılda ortalama nasıl bir iş yükünün altından kalkabileceklerini bulmaya çalıştı. Aslında oyun geliştirme sürecine yeni bir sistem getirdi diyebiliriz. Bunu yapması gerekiyordu da çünkü ortada başka projelerde yaşanmayan özel bir durum vardı. 2,5 yılda yeni bir MMO oyunun başka türlü çıkması mümkün değildi. Yeni çalışma temposunda işler iki tarafta da güzel gidiyordu. Orijinal Final Fantasy 14 için ufak ufak geliştirmeler yapılmaya başlanırken öte yandan yeni oyun için çalışmalar da tam gaz devam etti. Buradaki amaç mevcut oyunun evrenini sıfırlamak ve ardından yeni oyunu vermekti. Yakın zamanda Fortnite'da gördüğümüz bir etkinlik vardı ya, onun gibi işte. Oyuncular evrenin sıfırlandığını görecek ve ardından yepyeni oyuna bakıyor olacaklardı. Ve en sonunda ilk çıkıştan yaklaşık olarak 3 yıl sonra yeni Final Fantasy 14 hazır hale geldi. Final Fantasy 14 Realm Reborn adıyla 27 Ağustos 2013'te piyasaya sürüldü. Japonya'da oyunun çıkışına özel bir etkinlik de yapıldı. Etkinlikte Yoshida ile birlikte geliştirici ekipten insanlar yapım sürecinin nasıl geçtiğine dair arka plan hikayelerini anlatıyordu. Mikrofon Yoshida'ya geçtiğinde ise oyunla ilgili süreci anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi. Gözleri dolmaya başladı. Dile kolay 2,5 yıl boyunca üstünde sadece Final Fantasy serisinin değil koskoca Square Enix'i de batıştan kurtarmanın yükü vardı. Hayatının belki de en stresli yıllarını yaşamıştı. Ve bu durumun patlamasını etkinlik esnasında oyuncularla yüz yüze gelince yaşadı. Yoshida ve tüm çalışanlar için artık emeklerinin karşılığını alma vakti gelmişti. Ve o karşılık alındı da. Realm Reborn Final Fantasy 14'ün imajını kurtarmakla kalmadı, gerçekten iyi bir oyun olarak MMO tarihine adını yazdırdı. O günden bugüne 18 milyon oyuncuya erişmiş bir oyun olmayı başardı. Bunu başararak da tarihte işine az rastlanır bir olaya imza atmış oldu. Battığı kesin gözüyle bakılan bir oyunu kurtardı. Bölüm 4 Sonuç. Square Enix Final Fantasy 14'ü ve tüm serinin ismini kurtarma sürecinde 105 milyon dolar civarında bir para kaybı yaşadı. Eğer Realm Reborn başarısız olsaydı firma belki de şu anda aramızda olmayacaktı. Ama gösterilen çabanın karşılığı alındı. Final Fantasy 14'ün ilk çıkışındaki başarısızlık belki de firmanın toparlanıp kendine gelmesine olanak sağladı. Realm Reborn'un açılış gününde oyuncular yığıldı. Önceki kötü itibar sanki hiç olmamış gibiydi. Çünkü geliştirici ekip ne kadar üzgün olduklarını göstermiş ve Final Fantasy'nin ismine yakışır bir oyun yapmak için ellerinden gelen tüm özveriyi sergilemişti. Artık sıra ortaya çıkan ürünün keyfini sürme vaktiydi. Helal olsun be. Güzel azim, güzel örnek. Bu arada şu detaya da girmek gerek. Square Enix neden ilk yolu seçmedi? Neden ikinci plan için bir ton para kaybına girdi? Ortadaki para 100 milyon doları geçmiş durumda. Büyük bir risk söz konusu. Oyun çok iyi olsa bile bu parayı kazanma şansları olmayabilirdi. Square Enix'in CEO'su neden bu riske girdiklerine cevap verirken aslında güzel bir noktaya da parmak basıyor. Sorun sadece Final Fantasy 14'ün kötü olması değil diyor kendisi. Sorun oyuncuların Final Fantasy markasına olan güvenlerinin bu oyun yüzünden bitecek olması diyor.
Yani Final Fantasy 14'ü toparlama olayı tek bir oyunu toparlama olayı değil aslında. Markanın imajını toparlama olayı. Belki bu oyun bu şekilde kötü bırakılabilirdi. Fakat o zaman serinin devamı için hayranların güveni azalır ve markanın genel satış başarısı düşebilirdi. Yıllar sonra baktığımızda büyük para kaybına rağmen Square Enix'in doğru karar verdiğini söyleyebiliriz. Ve normalde çok fazla firma takdir etmeyiz ama Square Enix'i bu kararından dolayı takdir ediyorum gerçekten. Sadece oyuncu gözüyle değil, iş anlamında da doğru karar vermişler kendileri. Tebrik ederim.